Önce siz şaşırdınız mı? Öyle başlayayım. Çünkü birçok kişi görünce şaşırdı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yani Türkiye'deki belirli bir kesim, üst kesim diyelim. Yani yöneticiler, işte idareciler, beklentileri olanlar falan bence şaşırdı. Yani şaşırdılar. Ben biraz şaşırmadığımı söyleyebilirim tabii ki. Bunu anlatamadım çünkü arkadaşlara da. Benim beklentim hakikaten bu kadar değildi ama buna yakındı. Çünkü halkı görmek, halkı gözlemek çok daha önemli. Halk bu yöneticilerden, iktidardaki, baştaki, işte milletvekillerinden tut, parti yöneticilerinden çok daha fazla görebiliyor. Yani çünkü yaşıyor onlar. Evet. Yani yaşadıkları için işte ekonomik zorlukları var, Türkiye'nin işte konjonktürü, dünyadaki değer kaybetmesi, itibar kaybetmesi gibi Atatürk'le ve Atatürk'ün ilkeleri, Cumhuriyet'in ilkeleriyle çok fazla uğraşılması halkta bir şey yarattı. Yani bir sen böyle yapıyorsan ben de böyle yaparım dedi. Ama hocam 10 ay önce de bir genel seçim vardı. Yine aslında benzer bir, ekonomik olarak da benzer bir tablo var. Yani 10 ayda ne değişti de vatandaş iktidara böyle bir mesaj ama verdi? Yani bunların yanında bir de değişim oldu. Hı. Yani CHP'de ciddi bir değişim oldu. Bu değişim çok önemliydi. Ve bu değişimi de çok iyi yönetti Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi. Ve dedi ki bu değişimde gençlerin olması gerekiyor, kadınların olması gerekiyor dedi. Ve hep onların üzerine çalıştı. Onlarla birlikte hareket etti. Ayrıca her mitingde emeklileri bu konuda uyardı ve motive etti yani. İşte altınla örnek verdi, ne bileyim peynirle örnek verdi, ekmekle örnek verdi. Dedi ki bakın siz bu kadar çok büyük şey kaybediyorsunuz ve bu kaybı da yani onlara iyi anlattı yani. Bir şefaat etmedi belki yani size işte ne bileyim işte Kemal Kılıçdaroğlu gibi ikinci bayram, üçüncü bayram işte şu kadar para bu kadar para demedi ama yani siz cebinizdekinizi kaybediyorsunuz diye onlara çok güzel örneklerle bunu anlattı. Değişimi de gençlere ve kadınlara, millete anlattı. Yani değişimin neden gerekli olduğunu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye'ye de gerekli olduğunu anlattı. Bunu da iyi anlattı. İyi ve sempatik gençler olunca lider, vatandaş bunu dinledi. Yani TRT ve yandaş medyanın çok engellemesine rağmen sosyal medya ve bu mitingler gerçekten etkili oldu. Ben her seferinde birkaç kez de görüştüğümde çok başarılı olacağını söylemiştim. Yani aşacak, bunları yenecek diye düşünüyordum. Hele Ankara, İstanbul, İzmir'le ilgili bir en ufak bir kuşkumuz yoktu. Hatta ben İstanbul'da daha fazla alacaklarını da bekliyordum. Mesela Ümraniye'yi falan da alır diye beklemiştim. İyi de ekip de oluşturuldu. İyi hazırlık yapıldı. Belki sandıklara biraz daha özen gösterilseydi biraz daha büyük yani %40'lara yaklaşabilirdi. Yani katılım oranı da düşüktü bir de bu seçimde. Tabii o var. Bir de tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhuriyet İttifakı vatandaşların genel seçimlere rağmen bir umutlarının bir geliş yani Türkiye'de bir rahatlamanın olmadığını gördü. Bu 6 ay süreç önemli bir süreç. Dedi ki buna bir ders verilmesi lazım. O dersi de verdi diye düşünüyorum.